Uçak motorlarından bahsedelim. Jet motorlardan öncelikle. Jet motorlar mantık olarak küçük hacimlerde büyük güçler elde edebildiğimiz cihazlardır. Güç yoğunlukları çok yüksektir. Ve o nedenle de havacılıkta yaygın olarak kullanılmaktadırlar. Yani uçaklardaki motora devasa boyutlarda olmasına rağmen o boyutlarda o güçleri elde edebilmek için çok verimli sistemlerdir. Motorla ilgili detaylı bilgileri videolardan ya da diğer dokümanlardan bulabilirsiniz. Biz bu videoda birazcık daha motor kontrolüyle ilgileneceğiz. FADEC ile ilgili bir videomuz vardı. FADEC sistemi nasıl çalışıyor? O kısımdan onu inceleyebilirsiniz. Burada da FADEC dışındaki diğer yapılar neler? Onlardan biraz bahsetmiş olacağız. Bizim burada çekirdek kısmını görüyoruz motorumuzun. Genel olarak motorlarda iki ya da üç tane shaft sistemi bulunabilir. Temel olarak motoru parçalarına ayırmış olsak, parçalarından bahsetmiş olsak, bir kere elimizde bir kompresör kademesi olacak. Kompresör kademesi bizim fan kısmından, fan tarafından almış olduğumuz havayı sıkıştırarak burada yanma hücresi öncesinde şartlandırmış olacak. Daha sonra şartlandırılmış olan ve basınçlandırılmış olan hava yanma hücresinden sonra, yanma hücresinde daha doğrusu, bir yanma işlemine tabi tutulacak. Burada bir enjeksiyon sistemimiz olacak. Yakıt atomize edilerek enjektörlerden püskürtülecek ve bizim bir ateşleme sistemimiz olacak burada. Ateşleme sistemimizde püskürtülmüş olan, atomize edilen yakıt buharının alev almasını sağlayacak, yanmasını sağlamış olacak. Tabii bizim uçakta kullanmış olduğumuz yakıt tipleri, yani ticari uçaklarda kullanmış olduğumuz yakıt tipleri çok yanıcı malzemeler değil, normal şartlarda sıvı haldeyken. Rahatlıkla yanmazlar, öyle benzinler gibi, benzin tipler gibi, jet yakıtları gibi. Ama atomize edildiklerinde, yüksek basınçlarla püskürtüldüklerinde oldukça yanıcı hale gelirler. O yüzden de yanma hücresinde bizim yakıtımız yandıktan sonra ısınan hava ile birlikte, zaten kompresör kademesinde biz havayı sıkıştırmıştık. Sıkıştırdıktan sonra yanma etkisiyle daha da sıcak hale getiren havamız oldukça yüksek hızlarda ne yapmış olacak? Dışarıya doğru gönderilmiş olacak ve biz dışarıda bir jet tepkisi elde etmiş olacağız. Tabii farklı uçaklarda egzozdan çıkış kısmı farklı şekillerde olabilir. Savaş uçakları motorlarında biraz daha farklıdır. Ticari uçaklarda biraz daha farklıdır. Ve bu sırada bizim içeride iki tane şaftımız olacak. Bu şaftlardan bir tanesi yüksek hızlarda çalışan N2 şaftımız olacak. Ve biraz daha N1'a göre, N2'ye göre biraz daha düşük hızlarda çalışan bir N1 şaftımız daha olacak. Ve N1 şaftı da bizim motorumuzdan, yani giriş kısmından havayı çekmemizi sağlayacak. Tabii bir de bir bypass hattımız olacak bizim. Bypass hattı özellikle bypass hattı çok uçak motorunu verimli hale getiren bir kısım, çekirdeği de kullanarak ve itkinin %80'e yakın bir kısmını biz bypass hattı üzerinden elde edebiliyoruz. Ama savaş uçaklarında bypass hattı kullanılmayacak. Çünkü orada esas olan işte verim değildir. Manevra yapabilme gücüdür motorun ya da uçağınızın. İtki sağlayabilmesidir. Maksimum güçlerde ve hızlı tepki verebilmesidir. Yolcu uçaklarında biraz daha durum farklıdır. Orası biraz daha verim kısmına evrilir. Verim çok çok önemlidir. Emisyon miktarı, yakıt emisyonu düşürülmeye çalışılır. Çünkü ticari havacılığı günümüzde düşünürsek ve geleceğini de düşünürsek, emisyon miktarları dünya için oldukça sıkıntılı bir hale dönüşmeye başladı. Bizim konumuz burada motor kısmı değil tabii. Motorda neler vardı, onlardan biraz bahsettik. Bizim amacımız motoru kontrol edebilmek. Biz bu motoru nasıl kontrol edeceğiz? Neticede bizim yapmış olduğumuz şey bir jet tepkisi elde edebilmek. Bunun için de havayı bir şekilde sıkıştırmamız ve türbin kademesinde bunları göndererek paralel üzerinde hareketi elde edebilmemiz. Sonuçta ya pallerin pozisyonlarıyla oynayabiliriz aktüatörler vasıtasıyla veyahut da yanma hücresinin içerisindeki yanma olaylarını kontrol edebiliriz. Yanma olayları nasıl kontrol edebiliriz? Evet,
uygun zamanlarda motorun uygun thrust ihtiyacının olduğu yerlerde uygun miktarlarda yakıt gönderip buradan sonuçta elde edeceğimiz jet tepkisini bir şekilde kontrol edebiliriz. Bunlar için tabii birçok parametre bizim için önemlidir. Neden? Basınç değerleri bizim için önemlidir. Düşünün, bizim uçak motorumuz var. Biz motor üzerinden bir itki jet tepkisi elde etmeye çalışıyoruz. Bu jet tepkisi elde ederken de mutlaka buradaki motorun gücünü ölçebiliyor olmamız lazım. Güç bizim için çok önemli. Bakın, günlük hayatta kullandığımız arabalarda biz güç değeriyle hiç ilgilenmeyiz. Arabamızın nedir? Belli bir hıza çıkmasını sağlamaya çalışırız. Tabii devir kontrolleri arabanın kendi bilgisayar sistemleri içerisinden yapılabilir ama burada güç hesaplanmaz. Ama uçak motorlarında thrust çok önemli olduğu için güç hesabı yapmamız gerekir. Bu güç hesabını yapmak için de farklı motorlar, farklı firmalar, motor üreten firmalar farklı teknikler kullanabilir. İşte bazıları burada EPR dediğimiz Exhaust Pressure Ratio, yani bir basınç oranını kullanırlar. Temel olarak basınç oranı girişinizdeki basınç değeriyle, örneğin işte P1 diyelim buradan, P0 dışarıdaki basıncımız olsun. Burada P son diyelim ya da P8, P7 değişiyor. Buradaki basınçların oranıyla elde ediliyor. Yani giriş basıncını çıkış basıncına bölmüş oluyorsunuz. Durağan şartları düşünürsek, yani motorun çalışmadığını düşünürsek, bizim giriş basıncımız da çıkıştaki basıncımız birbirlerine eşit olacaklardır. Aynı basınç değerlerini görürsünüz. Ama Bernoulli yasasına göre düşündüğümüzde çıkışta hız artacağı için basınç da düşecektir basınç değerimizde. O yüzden de giriş basıncını P giriş dersek, P çıkış basıncına böldüğümüzde birin üzerinde bir değer elde ederiz. Çünkü durağan halde bir olur bu değer. Birin üzerinde bir değer elde ederiz. Bu da EPR olarak ifade edilir ve motorun ne kadar thrust ürettiğini, gücünün ne kadar olduğunu göstermiş olur. Bunun dışında bazı motor firmaları da motorun gücünü ölçebilmek için buradan envan şaftının değerine bakarlar. Daha önce demiştik, bizim iki tane şaftımız var demiştik. Bir tane N2 şaftımız vardı. Bir de envan şaftımız vardı. Buradan envan şaftının değerine bakarlar. Envan şaftının değeri çünkü sizin elde edeceğiniz thrust'la alakalıdır. Motorun gücüyle alakalı bir parametredir. En önemli parametredir. O yüzden işte farklı firmalarda ya EPR değerini ya da envan şaftı değerini motorun gücünü ölçebilmek için kullanacaklar. Bunun dışında dikkat edersek bir yanma olayı var. Basınç bizim için çok çok önemli ve her istasyonda basınç değerinin ölçülüyor olması gerekir burada. Her bir ta girişteki basınç değerimizden düşünün de çıkana kadarki basınç değerlerini ölçüp onları izliyor olmamız gerekir. Bunun dışında sıcaklıklar sürekli olarak değişecek. Girişteki sıcaklığımız farklı olacak. Durağan hava sıcaklığı T0 olarak ifade edersek, buradan en son egzozdan gazın çıktığı yere kadar, ECT değerini elde ettiğimiz yere kadar sürekli olarak sıcaklık değerleri istasyonlarda farklı değerlerde olacak. Bunları bizim izliyor olmamız gerekecek. Bunun dışında hem motorun uygun çalışabilmesi için sıcaklık değeri önemlidir. Hem de motorun güvenliği açısından önemlidir. Bu motorun çalışabileceği maksimum bir sıcaklık değeri vardır ki buna da Exhaust Gas Temperature EGT olarak isimlendireceğiz. Dolayısıyla yüksek sıcaklık değerleri, maksimumu aşan sıcaklık değerleri bizim için alarm verilmesi gereken sıkıntılı durumlardır. Bunların ölçümlerinin yapılıyor olması gerekecek. Bunun dışında işte vibrasyon değerinin ölçülmesi gerekecek motor açısından düşündüğümüzde. Engine Vibration Monitoring dediğimiz olay, motordaki vibrasyonlar bizim için önemli. Çünkü motorlar da stall ya da surge olayları meydana gelebilir. İtki üretemeyebilir. Dönmesine rağmen itki üretemeyebilir. Bu tip sıkıntılar da mevcut olacak. Bunun dışında yakıt akış miktarını ölçmemiz gerekir. İşte sistemle alakalı yakıt miktarları bizim için önemlidir. Burada sistem dışı kutuların içerisinde yağlama sistemlerimiz vardır. Oradaki yağın miktarı, sıcaklık değerleri bizim için önemlidir. Bunun dışında motor sağlığı ile ilgili, motor ömrü ile alakalı trend göstergeleri vardır. Bizim motorumuz kaç saat operasyonda kalmıştır, kaç saat çalışmıştır. Bütün bunların izleniyor olabilmesi lazım. İzlememiz ve bir kısmını kontrol etmemiz gerekir. Bazen de acil durumlarda, emergency durumlarda bu tip sistemlerle alakalı uyarılar
üretmemiz lazım. Uyarılarımız caution tip uyarıları olabilir. Biraz daha düşük seviyeli veya warning şeklinde uyarıları olabilir. Buna dikkat etmemiz gerekir. Neticede bizim uçak motorunu düşündüğümüzde çok yüksek sıcaklıkta var. Daha doğrusu yanma olayı var bir kere. Ve o yüzden de uçak için çok büyük bir problem güvenlik açısından yanma olayının olması. Bunun için bu sistemde bir yangın algılama sisteminin olması lazım uyarı oluşturabilmek için. Aynı şekilde bir yangın söndürme sistemi koyuyor olmanız lazım. Bu biçim için önemlidir. Bunun dışında işte uçak düştü diyelim ki düştüğü anda uçak motorunun uçağın gövdesinden ayrılıp dışarıya kendi başına gidiyor olması lazım. O yüzden paylon hattının özel bir tasarım yapılması gerekir. O nedenle arkadaşlar motor çok önemlidir. Kendi başına derya deniz bir olaydır. Ve ata çepleri zaten çok geniş bir yer tutar uçak sistemleri açısından düşünürseniz. Ve genellikle de motor üreten firmalar, uçak üreten firmalardan biraz farklı olabilir. Farklı firmalar olur. Bu teknoloji, yani motor teknolojisi, araba motorlarında bile aynı şey söz konusudur. Çok çok önemlidir. Çok büyük maliyetler bu işin içerisine girer. Kontrolü de tabii çok çok önemlidir. Neticede araçlarımızı düşünürsek günümüzde kullandığımız araçlarımızı, bakın 20-30 yıl öncesine göre yakıt emisyonu yarı yarıya azaldı. Belki daha fazlasını azalmıştır. Bunun tek sebebi yapısal değişimler değildir. Yapısal olayı belki 70 yıl, 100 yıldır hemen hemen benzerlik gösterir. Tek farkı olan şey onu kontrol edilmesidir. Uygun şartlarda uygun şekilde çalıştırılıyor olması bizim için emisyon miktarını, yakıt emisyon miktarını önemli ölçüde azaltmasıdır. Ve güvenliği çok çok önemlidir. Yani geçmiş yıllarda işte 1000 tane motordan 40 tane arıza yapıyorsa şu an 1 milyonda bir arıza ya da uçak ya da operasyonu sıkıntıya dönüştürecek durumlar ortaya çıkabiliyor. Evet, o nedenle uçak motoru önemli bir yer tutuyor bir uçak açısından. Evet, şimdi biz demiştik ki bizim için önemli olan burada evet motorun kontrolü. Yani motoru genel hatlarıyla anlattık. Motor kontrolü dediğimizde işin içerisinde neler olacak? Burada tekrar ifade edelim. Dediğim gibi FADEC ile ilgili videomuzu seyretmenizi öneriyoruz. Burada işte bir gaz generatör kontrol işlemleri, motor limitleri, otomatik start işlemleri ki bugün görmüş olacağız otomatik startı. Güç yönetimi bizim için önemli. FADEC sistemi tarafından yapılıyordu bunların hepsi. Verilerin toplanması ve kokpit içerisinde gösteriliyor olması bizim için önemli. Motorun sağlığıyla alakalı şartların, parametrelerin incelenmesi bizim için önemli. Yerde motoru farklı bir amaç, reverser sistem için kullanıyorduk. Onun için reverser sistem için çok çok önemli. Bunları kontrol işlemleri gerçekleştirdik ve kontrol işlemlerini işte bilgisayar sistemi açısından düşünürsek gerçekleştirenler de EEC veya ECU bilgisayarlarıydı. İki tane bilgisayar karşımıza çıkar motor kontrolü dediğimizde. Bir Electronic Engine Control EEC veya Engine Control Unit ECU olarak farklı şekilde karşımıza çıkabilir. Farklı uçakla da farklı isimlendirmeler olabiliyor ama aynı işlemleri gerçekleştirir. Bu bizim bilgisayar sistemimizdi. Bu bilgisayar sistemimiz kontrol işlemlerini yapıyordu. Bir de önemli bir sistemimiz daha vardı. Bu da neydi? Interface Unit'ti. Engine Interface Unit'imizde bizim evet ECU veya EEC'nin bütün bu kontrol işlemlerini yapabilmesi için dışarıdan veri toplayan sistemdi. Bizim Interface Unit'imiz dışarıdan verileri toplayarak ne yapıyordu? Ekosistemin içerisine aktarıp burada bunların çalışmasını sağlıyordu uygun şekilde. Çünkü ECU'nun anlayabileceği dile dönüştürmeniz lazım dışarıdaki verileri. Bu verilerin bir kısmı basınçta oluyor, sıcaklık oluyor. İşte yakıt akış miktarı oluyor, quantity değerleri oluyor, nicelik miktar değerleri oluyor. Bir sürü farklı dilden şey var, veri var elinizde. Bunların hepsini tek bir dile yazılım için kullanabileceğimiz sisteme, dijital veriye dönüştürülmesi gerekiyordu. Engine Interface Unit'te bu dönüştürme işlemini gerçekleştirip bizim EEC veya ECU'ya bu bilgileri aktarıyordu. Veya tam tersi olabilir, bizim EEC veya ECU'dan gönderilmiş olan bilgilerin dışarıdaki sistemlere onların anladığı dillerden aktarılması gerekirdi. Bu işlemleri de bizim Engine Interface Unit'imiz yapacak. Çünkü diğer bilgisayar sistemlerine
verilerin gitmesi gerekebilir. Tek tek olabilir bu veriler veya bir database şeklinde bu verilerin aktarılıyor olması lazım FATEK sisteminden diğer sistemlere. Bütün bu işlemleri, bütün bu kontrol işlemlerini bizim motor üzerinde FADEX sistemi gerçekleştiriyor. Yani EEC aslında tekrar ifade edersek bizim iki tane EEC'miz vardı. A kanalı veya B kanalından bahsetmiştik. Bizim iki kanalımız A kanalı veya B kanalı. Bunlar aslında kendi başlarına eskiden de kullanılıyorlardı bu iki sistemimizde, EEC sisteminde. FADEX sistemi dediğimizde biz ne yapmış oluruz? Bu kanalların üzerine bir çatı daha koymuş oluruz. Sadece yazılımsal olarak. Bu yazılımsal FADEX sistemi EEC'lerin kontrol işlemlerini, uçuşla ilgili parametreleri, oradaki veri işlemleri değerlendiren bir sistem. Aslında ağırlık olarak uçağın içerisine bir şey katmıyorsunuz, bir şey eklemiyorsunuz. Sadece yazılımdan oluşan bir sistem. Ama FADEX sistemi sadece yazılım, oraya eklemiş olduğumuz yazılım, uygun anlarda, uygun kontrolleri gerçekleştiriyor olmanız bizim için çok önemli yakıt tasarrufları sağlar. Yani yakıt tasarrufu toplamda belki %5'leri zor bulur ama yani %5 hiçbir ağırlık koymadan, hiçbir şey yapmadan sadece yazılımla %5 tasarruf yapmak çok çok önemlidir. Mesela araba kullanıyorsanız bu da geçerlidir. Bir yere ilk kez gitmişsiniz bir şehre, bir noktaya. Yakıt sarfiyatınız çok fazla olur. Çünkü mesela işte okulumuzu düşünelim böyle. Çarşıdan okula gideceksiniz. Aslanbey güzergahında 10 tane kasis vardır. Bir sürü viraj vardır. İlk gittiğinizde tabii bunları bilmediğiniz için, yolla ilgili hiçbir bilginiz olmadığı için ne yaparsınız? Kasislere hızlı girersiniz. Yerini bilmiyorsunuz çünkü. Sonra frenleme yapmak durumunda kalırsınız. Oradan geçebilmek için. Sonra tekrar hızlanırsınız. Sürekli olarak yakıt harcarsınız. Ama oradan 10 defa, 20 defa geçmişseniz artık sizin zihniniz bir otopilot sistemi gibi çalışır. Kasislere geldiğinde siz hiç farkında olmasanız, dalgın olsanız bile kendiliğinden yavaşlarsınız. Uygun virajlarda, uygun şekillerde dönersiniz. Ve bu şekilde yakıt tasarrufu sağlarsınız. Yapmış olursunuz daha doğrusu güvenliğinizle birlikte. Uçak motorları da böyle işte. Sadece o anda verilen komutları gerçekleştirmiyor. Bizim flight management sistemimizden de bilgi alıyor. Yani bu motor biraz sonra, bir saat sonra ne yapacağını da bilip ona göre karar veriyor. Ona göre karar süreçlerini işletiyor. Dolayısıyla da bunları bilmesi oldukça önemli yakıt tasarruflarına sebebiyet veriyor. Tabii sistem açısından düşünürseniz uygun flap açılarının seçilmesi, uygun inişlerde uygun speed brake'lerin seçilmesi bunların hepsi yakıt tasarrufuna etki eden parametrelerden. Şöyle devam edersek burayı biraz hızlı geçiyorum. FADEX sisteminde de görmüştük. Bir kere bilgileri aldığımız yerler vardı bu motor kontrol sırasında. Bunlar ya otomatik uçuş sistemlerinden almış olduğumuz bilgilerdi, flight management sistemden almış olduğumuz bilgilerdi veya kokpit içerisinden almış olduğumuz bilgiler olacak. Bu bilgiler nelerdir kokpit içerisinden? Bir kere bizim gaz kolumuzla alakalı bilgiler olacak. Gaz kolundan ya buradan limitlerle ilgili kısımları alacağız. Yani bu gaz kolu İşte idle modunda mı, TOGA dediğimiz take off go around modunda mı, aradaki flexible modda mı, ne kadar gaz vermek istiyorsunuz? Bu gaz kolumuzun üzerinde bizim resolverlarımız vardır. Resolverlardan bu bilgileri alıp biz bu resolverdan almış olduğumuz bilgileri ECU bilgisayarlarına aktarmış oluruz. Veya flight management sistemden gelen bilgiler veya air data inertia referans sistemden gelen bilgiler bizim kontrolümüzü sağlayan parametrelerdir. Bunun dışında start ile ilgili işlemler vardır. Start yapmamız gerekir motorlarda. Start işlemleri ya otomatik olarak gerçekleştirir, otomatik diziler halinde gerçekleştirmiş olursunuz veyahut da manuel olarak bu işlemleri gerçekleştirmiş olursunuz. FADEX sistemi tarafından start işlemleri kendiliğinden gerçekleştiriyoruz zaten. Veya işte bilinç sistemlerle alakalı bölgelerden gelen verilerimiz olacaktır bizim burada. Çünkü istenen bir itki değeri olacak. Onu tutturabilmek için yakıt kadar bizim oradaki aktüatör sistemleri üzerinden işte pallerimizin pozisyonları da bizim için önemli hale gelmiş olur. Tabii inertia referans sistem yani atmosferik bilgiler de vardı Air Data Inertia Referans Sistem bu bilgisayarımızda. İkiye bölersek bir Air Data kısmı var, bir de Inertia Referans kısmı var. Tabii burada uçak pozisyonu da bizim için çok çok önemli olacak. Uçağımızın hangi halde olduğu çok çok önemli olacak. Bir sonraki durumda ne olduğu önemli hale geçmiş olacak.
Bütün bunlar eşliğinde bizim bilgisayar sistemimiz, FADEC bilgisayarı veya EQ veya EEC bilgisayarı, hepsi fark etmiyor. Bazen parantez açarsak, aynı işi yapmasına rağmen ona işte Boeing farklı bir isim vermiş, Airbus farklı bir isim vermiş veya bazen büyük uçak firmalarının tedarikçileri oluyor. Adam mesela biraz önce anlattım, motoru başka birisi yapıyor. İşte altimetreyi başka bir yerden alıyor. İşte diğer bilgisayar flight management sistemi veya işte engine indication sistemi bir yerden alabiliyor. O adamlar farklı isimler, farklı isimlendirmeler kullanabiliyorlar. Bu nedenle de işte Eco veya EEC ikisi de aklımızda kalsın. Bunun dışında bütün bu bilgiler eşliğinde ne yapıyorduk biz? Hidromekanik üniteler vardı. Biraz önce söylediğimiz o pallerimizin pozisyonları, kompresör kademesindeki hareketleri kontrol ediyor olmamız gerekirdi. Burayla ilgili kısımlar kontrol edilebilir. Start valve'imiz vardı. Motor startı şeklinde start valve'i kullanarak biz uçak motorumuza bir tahrik üretebiliyorduk. Genellikle bleed sistemlerle, yani pnömatik havayla tahrik edilir. Ama günümüzdeki uçaklarda, 787'lerde, yeni jenerasyonlarda bir bleed sistem yerine ne yapılıyor? Elektriksel olarak tahrik işlemleri gerçekleştirebiliyor. Zaten üzerinde bir jeneratörümüz vardı bizim dişli kutusunun üzerinde. Bu jeneratör elektrik ürettiğimiz parçayı motor startı sırasında elektrikli motor olarak kullanıyorsunuz. Yani aynı sargıları iki amaç için kullanabiliyorsunuz. Ve oradan elektrik start işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz. Yeni nesil uçaklarda daha farklı şeyler karşımıza çıkabiliyor. Reverser sistemimiz var demiştik. Bunun kontrol işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Ateşleme sistemimiz var. Start sırasında özellikle kullandığımız bir ateşleme sistemi var. Farklı durumlarda gene ateşleme sistemi otomatik olarak devreye girebiliyor. İşte fuel recirculation valve'imiz var. Burada motorlara yakıt gelirken yüksek basınçta gelir, belli bir basınçta gelir. Biz bu gerekli olan yakıt miktarını işte FMU üzerinden, Fuel Management Unit üzerinden kontrol ederiz. Fazlalık yakıtta recirculation işlemleri için ne yaparız? Tekrar yakıt deposuna doğru geriye göndermiş oluruz. Dolayısıyla bizim sistemimiz bir servo sistem gibi çalışmaz. Yani yakıtı gerekli olduğu kadar basınçlandırmaz. Böyle bir şey yok. Hep aynı şekilde basınçlandırır high pressure'la. Biz ama gerekli olanını kullanır, gerekli olmayan kısmını ne yapmış oluruz? Geriye göndermiş oluruz. Dolayısıyla bu şekilde basınçlandırma sistemi de olduğu için yakıtta sürekli olarak aynı basınçta şeyi garanti etmiş olursunuz. Yakıtın gelmesini garanti etmiş olursunuz. Servo sistem üzerinden yapsanız çünkü sıkıntılara sebebiyet verebilir. Şöyle devam edersek slaytlarımızdan. Evet. Evet, sensörlerimizle ilgili biraz da onlardan bahsetmiş olalım. Bahsetmiştik de aslında. Biz birçok sensör kullanıyorduk. İşte bunlar nelerdi bizim için? Temel sensörler vardı. Önemli indikasyonlar vardı. Burada da indikasyon kısmını ayrı slide olarak yaptık ama oradan da bakabilirsiniz. İndikasyonları 3 temel parçaya ayıracağız. En önemli indikasyonlarımız, temel indikasyonlarımız. Onun dışında ikincil olan indikasyon sistemlerimiz. Birinci ve ikinci indikasyon sistemleri biz ekran panel üzerinden görebiliyoruz. Yani upper display veya lower display unit üzerinden görebiliyoruz. Bir de üçüncü trend izleme sensörleri vardır. Bu trend izleme sensörleri de motorun sağlığıyla ve kullanım ömrüyle alakalı olandır. Bir şekilde motor üzerindeki verileri bir yerlere kaydetmek için kullanmış olduğumuz sensörlerdir. Dolayısıyla sensörler üç temel grup içerisine ayrılmış olacak. En önemlileri sıcaklık sensörlerimiz var demiştik. Sıcaklık sensörlerimiz olacak bizim. Yani motorun iç kısmında, çekirdek kısmından dışarıya kadarki bütün sıcaklık değerlerini ölçmemiz gerekecek. Bizim şaft devirleri bizim için oldukça önemliydi. Bunları ölçmemiz gerekiyordu. Basınç sensörlerimiz vardı. Basınç sensörlerinin ölçmemiz gerekiyordu. Hidromekanik üniteler üzerinden bizim kompresör kademesini kontrol etmemiz gerekiyordu. Bunlarla ilgili kısımlar vardı. Bir de ekranda da görüyoruz. Bakın sensörler ikiye ayrılıyor bakın. Bir kontrol işaretleri var. Kontrol için gerekli olan bilgileri elde ettiğimiz sensör var. FADEC sisteminde de anlatmıştık bunu. Bir de izleme için kullanmış olduğumuz sensörler var. Dolayısıyla kontrol ve izleme sensörleri birbirinden farklıdır. Aynı sensörle hem kontrol hem izleme yapamazsınız. Çünkü
kontrol şey yapamazsınız. Yani güvenlik olarak karşılıklı check edemezsiniz. Dolayısıyla yani siz çalışan bir şeyi aynı şey üzerinden alırsanız yanlış çalışıyorsa yanlış gösterir zaten. Ama kontrol için kullandığımız sensörle izleme için kullandığımız sensör ayrı olursa hatalı bir durumu biz ne yapabiliriz? Dışarıdan diğer sensörle izleyebiliriz. Starter valve'imiz var demiştik. Bilet sistemde. Gene göreceğiz biraz sonra. Reverser sistemimizin kontrol olacaktı. Bir de ARINC databaslarımız olacaktı. Burada 429 veya 629 ARINC protokolleri kullanarak biz ne yapmış oluyoruz? Kontrol veya izleme veya bilgi gönderme, bilgi alma işlemlerini yapmış oluyoruz. Ve sistemimizi 28 volt DC bir güçle beslemiş oluyoruz. Şimdi şöyle kontrolümüze tekrar bakarsak biz ilk girişte demiştik ki iki tip kontrol mantığı vardır şeyde uçaklarda. Bunlardan bir tanesi yani şeyin motorun gücünü ölçebilmek için iki yaklaşım vardı. Bir tanesi EPR dediğimiz değerdi. Bir diğeri de M1 dediğimiz değer. Yani biz bu exhaust pressure ratio dediğimiz değerle, önce bunu anlatalım isterseniz, EPR değeriyle motorun gücünü ölçüyoruz. Yani thrust'ı ölçmeye çalışıyoruz. Ne kadar büyük bir güçlü thrust elde ettiğimizi. Bunun için bilgiler bize nereden geliyordu hatırlarsak? İşte gaz kolu üzerinde resolver'lardan gelebilir veya orada limit switch'leriniz vardır. Oralardan sinyalleriniz gelebilir. Hangi pozisyonda olduğunuzu gösterebilmek için. Bütün bu bilgiler Flight Management and Gaudius Computer'a gelir. Veyahut da siz ne yapmışsınızdır? Daha öncesinde MCDU üzerinden bir plan girmişsinizdir. Motorla alakalı. Veyahut da Flight Control Unit üzerinden siz bir şey girmişsinizdir. Yani bir hız değeri girmişsinizdir, bir Mach değeri girmişsinizdir. Neyi sabit tutmak istiyorsanız artık. Bu bilgiler geldiğinde Engine Interface Unit üzerinden bu bilgileri aldığımızda biz bakın direkt bu bilgileri motor üzerine uygulamazsınız. Direkt bu bilgiler geldi kullanmazsınız. Öncelikle bir hesap işlemi yapıyor olmanız gerekir. Ne hesap işlemi yapıyoruz burada? Limit değerleri. Yani bizim bu istenilen değerler sonucunda elde edeceğimiz thrust'ımız limit içerisinde mi? Veya şu an gerekli olan bir thrust değeri mi bizim için istenmiş durumda? Bütün bunları bilmemiz lazım. Ve şu an uçağımızın Air Data Inertial Reference sistem önemliydi bizim için. O sistemden bilgi geldiğinde, bakın o bir sistemden bilgi geldiğinde uçağımızın hangi pozisyonda olduğunu biz elde etmiş oluruz. Veyahut da işte bizim Air Data Computer üzerinden hız ya da atmosferik veriler de bizim için gelmiş olacak. Bunlar da işin içerisine girecek. Ve bu bütün dış etkenler ve uçak üzerindeki etkenler elimize geldiğinde, ulaştığında ve dışarıdan gelen talep doğrultusunda en uygun kontrol sinyali elde edilip bu kontrol sinyali ne yapmış olacak? Fuel flow kontrolü yapacak. Fuel Management Unit üzerinden, FMU üzerinden yakıt kontrolü gerçekleştirmiş olacak. Ve sürekli olarak da o kontrol sensörlerinden elde etmiş olduğumuz bilgilerle biz ne yapmış olacağız? Bu sistemi çalıştırmış olacağız. Yani şurada kapalı çevrim bir sistemimiz var. Bakın şöyle gördüğümüz gibi şurası bir servo sistemdir. Servo sistemin çalışma mantığında bir referans değer belirlersiniz. Şu anki pozisyonuyla evet şu anki pozisyonuyla istenen set değerini karşılaştırırsınız. Bir hata bulursunuz böyle. Bu hataya göre de siz kontrol işlemini gerçekleştirmiş olursunuz. Bu kapalı çevrim bir sistemin temel mantığıdır. Ama buradaki set değerimizi, referans değerimizi elde edebilmek için de biraz önce anlattığımız birçok faktör işin içerisine girmiş olur. Bu EPR'ın çalışma mantığıdır. Ne dedik biz? Exhaust Pressure Ratio ile motor gücünü ölçüyoruz. Veya manuel modda çalıştırıyorsanız veyahut da işte V2500 EPR ile çalışır. Manuel modda M1'a geçmiş olur. Veyahut da CFM56 dediğimiz motor tiplerinde de
Direkt envan değeri başlıca parametre olarak kullanılır. Orada da aynı şeyler yapılır aslında. Hemen hemen aynı şeyler vardır. Yalnızca güç ölçümü yaparken envanı referans alırsınız. Diğerini EPR hesaplıyorsunuz. Burada envanı referans alırsınız. Gene diğer sistemlerimiz aynı. Interface unit üzerinden bilgilerin toplanması, bu bilgilerin limit dahilinde incelenmesi, limitlere göre tekrar hesaplanması, AirData Computer'dan bilgi gelmesi, Notion referans sistemden bilgi gelmesi, bütün bu bilgiler hepsi şeydir, aynıdır ama nedir? Envan temel alınarak bu işlem gerçekleştirilir. Hangisinde? CFAM'de. Ama V2500 motorunda, biraz önce gördüğümüz motorda EPR'dır ama manuel moda geçtiğinizde de envan değeriyle çalışma işlemini gerçekleştirmiş olursunuz. Dolayısıyla siz bir Airbus uçağına bindiğinizde, bakın şurası bizim upper ekran, üst ekran panelimiz. Bu üst ekran panelinden en üstteki, bakın en üstteki gösterge şey bilgi, en temel bilgidir. Bu bilgiye bakarsanız dersiniz ki, bakın envan var. Bu CFM 56 motoru kullanıyor dersiniz. Bu Airbus 320 uçağı. Aynı şekilde bir gene upper ekrana bakarsanız da, bakın burada eğer üst tarafta EPR varsa dersiniz ki bu V2500 motoru kullanıyor. Neden? Çünkü opsiyon olarak 320'lerde ya CFM 56 motoru ya da V2500 motoru, bunlardan bir tanesini kullanmış olursunuz. Yani uçağa ilk sipariş verdiğinizde motor seçeneği olabilir ama sonradan kiralıyorsanız, başka durumlar söz konusuysa, o zaman tabii ki üzerindeki motorla birlikte çalışmak durumundasınız. Evet, motor için gerekli olan sinyali elde ettiğimiz bizim gaz kolumuz vardı. Bakın şu ekran üzerinde şu an gaz kolunu görüyoruz. Burada gaz kolunun farklı modları olacak. bu modlar neler? Onlardan bahsetmiş olalım. Bir kere bakın sağ tarafta da bu modlara göre üretmiş olduğumuz thrust var. Ne kadar thrust üretiyor? Bakın en üst seviyedeki thrust'ımız bizim TOGGA kademesinde ölçülüyormuş. Take off, go around dediğimiz, bakın maksimum thrust'ı ürettiğimiz yer uçak motorlarında. Bunu nerede kullanıyoruz? Özellikle kalkış sırasında bu güç değerini kullanıyoruz. Tabii bu güç değerinde direkt TOGGA kademesini aldığınızda maksimum güç değerine ulaşmıyor. Onunla ilgili referans değerleri pilotaj açısından girmeniz gerekiyor. Yani silsile şeklinde bu güç değerine ulaştırıyor size. İşte bir öncelikle bir sabit ivmelenme gerçekleştiriyor. Belli bir hız değerine ulaşıyorsunuz. Sonra ivmelenmeyi maksimumu alıp gücü daha da fazla vermiş oluyorsunuz. Sonra tekerlek kesiyorsunuz. Ondan sonra go around'da, yani TOGGA kademesinde güç değeri, maksimum güç değerini gene planlı olarak kullanabiliyorsunuz. Ama bir uçak TOGGA kademesinde sürekli olarak çalışamaz. Nedir? İşte belli bir irtifaya kadar ulaşmanız gerekiyordur. O irtifaya belli bir dakika içerisinde sizi ulaştırana kadar çalıştırırsınız. Ve firmaların TOGGA kademesiyle ilgili şeyleri vardır, limitleri vardır. Size der ki, işte bu uçak çift motorluysa, yani iki motor da aktif olarak çalışıyorsa, TOGGA kademesinde şu kadar süre çalıştırabilirsin der. Veya der ki, işte tek motora kaldınız, tek motor var elinizde, tek motorla da şu kadar süre bunu çalıştırabilirsin diye size limitler sunar. Sizi bu limitler içerisinde bu motorun çalışmasını gerçekleştirebilirsiniz. Bir de limitleri sınırlayabilirsiniz tabii ki. Mesela envan değerini diyebilirsiniz ki işte %96'da veya %95'e, %97 sınırlandır. Bu şekilde operatör firmada sınırlandırmalar getirebilir. Dolayısıyla TOGGA kademesi bizim maksimum güç ürettiğimiz yerdir. Bakın en son kademesidir şu şekilde bakarsak. Maksimum gücü ürettiğimiz yer. Bu maksimum gücü ürettiğimiz yerin bir alt kademesinde maksimum continuous kademesi vardır. Burası, bunlar limit switchlerle algılanır arkadaşlar. Bunlar ara bölgeleri çalışmaz. Sadece bu bölgeler çalışır. MCT kademesi TOGGA'nın bir altındaki kademedir. MCT'ye bakarsak bakın zaten güç değerimiz biraz daha düşmüştür. Kalkış sırasında TOGGA ile kalkış yaparsınız. Belli bir irtifaya, belli bir yere geldikten sonra maksimum continuous MCT kademesini alıp uçağın tırmanmasına devam etmiş olursunuz. Bundan bir kademe daha geriye geldiğinizde, pilot kendisine doğru çektiğinde, bu kez maksimum climb kademesi karşımıza çıkar. Maksimum climb kademesinin, bakın güç değeri biraz daha
düşmüş vaziyettedir. Şu bölgelerdeyiz. Burada işte ne yapmış olduk? Biraz önceki tekrar söylersek Tolga Akademisi'ne tırmanmaya başladık. Belli bir irtifaya kaldık. MCT'ye geldik. Belli bir irtifaya geçtik. Burada Climb Akademisi'ni kullandık. Climb Akademisi'nden sonra biz burada flexible bölgeye geliyoruz. Bakın şurada flexible aralığımız var. Bu flexible aralık bizim uçak motorunun otopilotta kullanıldığı bölgedir. Bu bölgede bakın şu güç aralığında idle ile şu güç aralığında otopilot sistemi şu bölgede bizim thrust'ımızı kendisi otomatik olarak kullanır. Zaten bir backup sistemiyle de bağlıdır bu biliyorsunuz. Dolayısıyla gaz kolu otomatik pilotla uçsa bile mutlaka hareket edecektir. Geriye doğru geldiğimizde bakın geriye doğru geldiğimizde idle pozisyonu vardır. Idle pozisyonu motorun çalışma şartları, kendi kendine çalışma şartları sağladığı bir devirdir. Belli bir devirde rölantide çalışır. Arabalardaki gibi rölanti diye düşünebiliriz. Uçak için gerekli olan işte elektrik sistemlerini, işte bleed havasını bize sağlayan kademedir burası. İşte farklı güç taleplerinde rölanti hızı arabalarda olduğu gibi değişkenlik gösterebilir. bizim rölanti devrimiz. İşte rölanti devrinden sonra, idle'dan sonra bir reverse idle kısmı olacak. Geriye doğru çektiğimizde reverser sistemini aktif edip reverse idle'da çalıştırılmış olacak. Ve tekrar reverse idle'dan geriye doğru çektiğimizde de reverser sistemi için artık çalışmaya başlayacağız. Reverser sistemi bizim motorun elde ettiği itkiyi tersine çevirip frenleme yapmamızı sağlayan bir sistemdi. Bu aralıkta da reverser sistemini biz çalıştırmış oluyoruz. Reverser sistemi sadece havayı tersine çeviriyor arkadaşlar. Biraz önce motorda görmüştük. Çekirdek kısmındaki havayı tersine çevirmek gibi bir durum söz konusu değil. Orada havanın girdiği ve çıktığı kısımlar bellidir. Sadece bypass hattındaki havayı siz tersine çevirmiş olursunuz. Yani şöyle ifade edersek, bakın şu şekilde çekirdek kısmımız vardı bizim hatırlarsak. Aşağıya çizelim. Bakın çekirdek kısmımız vardı. Burada biz şey üretiyorduk, çekirdekli thrust üretiyorduk. Bizim reverser sistemimiz bypass hattından gelen, bakın bypass hattından gelen havayı şu şekilde reverser hattı, şu şekilde kapaklarımız bu havayı engelleyerek buradaki havanın buradan dışarı çıkmasını sağlar. Ters istikamete doğru bu havayı itmiş olursunuz. Ama çekirdek kısmındaki sistem aynı şekilde itki üretmeye devam eder. Yani düşünün %20 buradan üretiyorsanız %100 toplam gücünüz olduğunu düşünün. %80 havayı belki de geriye doğru göndermiş olursunuz. Dolayısıyla bu geriye doğru gelen hava, ters yönde gelen hava bize frenleme işlemi sağlamış olur. Şöyle devam edelim. Genel hatlarıyla bir anlatmış olalım. Göstergelerimiz olacaktı bizim. Göstergelerimizi ayrı bir sunum haline getirmiştik. İşte 3 sınıf göstergemiz vardı hatırladık. Hatırlarsak birisi primary önemli indikasyonlar, secondary indikasyonlar ve bizim trend izleme ile alakalı indikasyonlarımız vardı. Bunların bir sonraki sunumda, gösterilerle ilgili sunumda anlatmış olalım. İşte burada secondary indication'ları görüyoruz. Bir de bizim uçaklarımızda dijital gösterge sistemleri vardır. Bu gösterge sistemlerinde bazı göstergelerde bilgiler sabittir. Onu değiştiremezsiniz. Onları değiştirme şansınız yoktur. Gelecek bilgiler bellidir. Önemli indikasyonlar. İşte nedir? PFT ekranı. PFT ekranı değiştiremezsiniz. Hep aynı bilgiler gelir. Yani bilgiyi başka display'e getirebilirsiniz ama PFT ekranı içerisindeki bilgileri değiştiremezsiniz. Temel indikasyondur. Bunun dışında motor sistemleriyle alakalı, engine indication'la alakalı da bizim upper display'imiz, yukarıdaki primary indication'ları değiştiremezsiniz. Orada sürekli olarak primary indication bilgileri gelmiş olur. Secondary'leri değiştirebilirsiniz. İşte 320'lerde daha fazla sayfa var. 737'de daha az sayfa var. Uçağın yapısından kaynaklanan bir şey bu. Onun filozofyasından kaynaklanan bir şey. Orada sayfaları değiştirebilirsiniz. Veya bu bilgiler bazen de size otomatik olarak start prosedürleri sırasında veya belli bir irtifaya ulaştığınızda otomatik olarak belli sayfalar karşınıza çıkmış olur. Tabii burada biz gaz kolunun pozisyonlarını da izleriz göstergeler üzerinden. İşte asimetrik modda mı çalışıyorsunuz? Climb'da mı siz? MCT'de mi çalışıyoruz? TOG Akademisi'nde mi çalışıyoruz? Bütün bu bilgiler de gene gösterge üzerinden bize gösterilmiş olacaktır.
Evet, CFM ve IAE'nin motorlarında işte 2500 motoru veya CFM 56'da göstergeler temel olarak aynı göstergelerdir. Sadece biraz önce söylediğimiz olay birisi envanı referans alarak çalıştığı için envanı temel parametre olarak kullanır. Diğeri EPR değerini temel parametre olarak kullandığı için EPR değerini kullanmış olur. Bunun dışında bizim pedestal panelimizde motor startı yaptığımız kısım var. Otomatik start yaptığımız kısım var. Ve overhead panelde de manuel startı yaptığımız tuşlarımız olacak. Onları kullanmış olacağız. Şu alt tarafta görmüş olduğumuz bizim şu aşağısı pedestal panelde motor startı ile ilgili kullanmış olduğumuz panelimiz. Vadik sisteminde biraz bahsetmiştik. Buradan tekrar söylersek master switch'imiz var iki tane. Burası ikinci motor için, burası birinci motor için. Genellikle prosedür olarak ikinci motorun startı ile başlanır. Sonra birinci motorun startı ile devam eder olay. Çünkü APU birinci sistem, birinci taraftan yakıt alır. O yüzden de onu tolere etmek için yakıt miktarını ikinci taraf prosedür olarak ilk olarak çalıştırılmış olur. Master switch'i onu aldığımızda otomatik start dizisini başlatmış oluruz. Aynı şekilde ateşleme sisteminde aşağıdan kontrol ederiz. Ateşleme sisteminde de İşte normal bulunduğu moddur. Ignition start dediğimizde sürekli ateşleme sistemini başlatmış oluruz. Daha sonra normale almak gerekir. Bir de crank modu vardır. Bu crank modu da gene ateşleme sistemini çalıştırır crank modunda. Ama burada şey yapmaz. Yakıt gönderme sisteme. Sadece işte test kısımlarında kullanılabilir crank modu. Yerdeyken çalıştırmadan testler yapılabilir. Veya havadayken otomatik start dizini içerisinde motor bir 30 saniye crank modunda kendisi çalıştırıp otomatik start ile ilgili prosedür. Ondan sonra yakıtı basmaya başlıyor. O da kendi içerisindeki olan bir durum. Ama normalde crank alırsanız siz manuel olarak sadece kuru start gerçekleştirmiş olursunuz. Sisteme yakıt göndermemiş olursunuz. Yani start prosedürleri devam eder ama yakıt gönderilmeden test işlemleri gerçekleştirilmiş olur. Evet, burada hafifçe bahsedelim. Diğer videoya bakmayanlar için. Motor startı sırasında motoru start etmek istiyorsanız belli prosedürlere uymak zorundasınız. Normalde karmaşık bir prosedürü vardır. Bunu basitçe ifade edelim. Bir kere işte uçağa elektrik verdikten sonra, enerji verdikten sonra bütün kontrolleri, panellerle ilgili kontrolleri yapmanız gerekir. İşte iki pilottan oluşan bir uçaksa bu. Buradaki prosedürler yerine getirilirken işte pilotlar ikiye ayrılır. Yani zaten iki kişiler, görevler ikiye ayrılır. Bir tanesi işte uçan pilot, bir tanesi de uçmayan pilot diye. Yani uçağı uçuracak olan pilotun yapacağı görevler başkadır. Uçurmayacak kişinin yapacağı görevler başkadır. Yani işte uçağı first officer da işte kaldırabilir. O zaman first officer uçan pilot olarak o görevleri yapar. Kaptan pilot diğer görevleri yerine getirmiş olur. Bu şekilde işbirliği yaparlar. Sürdürürler. Bunları kontrolleri yapmış olurlar. Kontroller yapıldıktan sonra mutlaka fire test yapmak gerekir motorlarla ilgili. İşte birinci motorun, ikinci motorun, işte gerekirse APU'nun fire testleri tek seferde de gerçekleştirebilir. Fire testi yaptıktan sonra. Sonra biraz önce gördüğümüz master switch'i on pozisyonuna getirirsiniz. Ve ateşleme modu da aktifse o zaman sizin yapmanız gereken hiçbir şey yoktur. Burada ateşleme dizisi, start dizisi otomatik olarak gelir. Start valvleri uygun olarak açar. İşte APU RPM'i daha da yükselir. Bleed havasına ihtiyacınız vardır. Rölantide farklı çünkü yüklendiği zaman farklı çalışacaktır APU. Burada N2 yüksek hızlı şaft demiştik. Çünkü N2'muz bizim türbin kademesinde de bulunur. Kompresörün yüksek basınçta olduğu kısımda da bulunur. High pressure olduğu kısımlarda bulunur hep. O yüzden de yüksek devirler döner. İlk olarak N2'nun devrini görmeye başlarsınız ekranda. Sonra basınç, yağ basınçları artmaya başlar. Daha sonra belli bir hıza ulaştıktan sonra artık işte yakıtla ilgili valvleriniz açılır.
Daha sonrasında ignition sisteminiz ateşlemeye başlar. Ondan sonra belli bir devre geldikten sonra artık bizim bilet sistemine ihtiyacınız yoktur. Bilet varlığını starter motoru kapatıp ondan sonra devrin yükselmesini seyredersiniz. N2 yaklaşık olarak %20 devirlerine geldiğinde N1 devri de N1 da artık daha hantal şaft olduğu için o da hareket etmeye başlar. Daha sonrasında devirler idle devirlerine geldiğinde biz de yapmış oluruz. motorun startını gerçekleştirmiş oluruz. İsterseniz diğer motorun startına buradan sonrasında sistemde devam edebilirsiniz. Artık o pilotun ondan sonraki yapacağı işlerle alakalıdır. Ama tabii unuttuk, mutlaka motor startı yapacaksanız en baştaki prosedürlerden bir tanesi clearance almaktır. Yani ground'la, yerle, yer ATC ile mutlaka clearance alıp motor startını gerçekleştirmemiz gerekir. Yani temel hatlarıyla böyle dediğim gibi karmaşık ve pilotajla alakalı bir durum. Bazen tabii teknisyenler de bunu testlenmek için gerçekleştirir. O yüzden de o start prosedürlerine adım adım riayet etmek gerekir.